Ya tedbir alsan ne olacak ki? Adam çalacaksa yine çalıyor yani. Hırsız zaten yine hırsız. Hırsızlığı yapmaya devam ediyor. Bırakmıyor ki. Meslek edinmiyor. Yani caydırıcı ceza yok. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu böyle. Yani hırsızlar kime gireceğini biliyor zaten. Biz o değiliz. Benim komşumun evini evindeyken soyuyorlardı. Kayseri'de son zamanlarda maalesef ki hırsızlık olayları artmaya başladı. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına hırsızlıkla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Maalesef ki son zamanlarda Kayseri'deki hırsızlık olayları artmaya başladı. Sizce bu hırsızlığın sebepleri neler olabilir? Şu anki insanların geçim sıkıntısı olabilir. Büyük bir ihtimal o. Rahat geçinmeyi sevdiğimiz olabilir. O kadar rahat hayatı seviyoruz ki. İnsanlar artık çalışmak yerine başkalarının hakkına suistimale başladı. Haksızlıklar aldı başına gidiyor maalesef. Peki sizce Kayseri'deki bu artan hırsızlık olaylarının önüne geçebilir miyiz? Tabii ki geçeriz ya. Elbette ki geçeriz. Gereksiz insan sayımız çok fazla Kayseri'de. Kayserilinin dışında göç alan bir şehriz biz. Dışarıdan gelen göç bir şehir. Ve tanımadığımız o kadar çok insan var ki. Ve bu insanların içerisinde dilenmeyle geçinen var, hırsızlıkla geçinen var. Hayatını sadece hırsızlığa indirgemiş insanlar var. Ve bu insanlar bizim hayatımızı maalesef ki alt üst ediyor. Evime 3 defa hırsız girdi. O kadar çok korkarak yaşıyorum ki şu an. Korkusu daha fazla. Ve bizim milletimizin içerisinde de malı mülkü çok fazla olanlar var. Kayseri çok mazbut bir kesim. Bu kesimde insanlar maalesef ki içlerini aldıkları insanları tanımıyorlar. Tanımadığımız insanlardan da birçok sıkıntı yaşıyoruz. Sizler evinizde 3 kere hırsız girdiğinden bahsettiniz. Peki bundan sonra tedbirinizi arttırdınız mı? Herhangi bir tedbir aldınız mı? Tabii ki almak zorundayız. Maldan önemli olan can diyoruz ama tabii ki o malı da kazanan bu can. Can kazandığı zaman kendimize de sahip çıkmak zorundayız. Kamera sistemini kurduracaksın ya da evine kimin girip çıktığını binadan kontrol edeceksin. Dostlarımızı biraz daha iyi seçmeye başladık. Bu seçimleri yaparken de düşünüyoruz artık. Değil mi? Sizler de aynı duyguları paylaşıyorsunuz bence. Vallahi ekonomik kriz diye düşünüyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Her şey pahalı. Marketler, ekonomik, her şey pahalı. Bu yüzden olabilir diye düşünüyorum. Yani sizce Türkiye'deki artan fiyatlar insanları hırsızlığa teşvik ediyor? Aynen, yani başka bir şey yok. Öyle düşünüyorum. Peki sizce Kayseri'deki artan hırsızlığın önüne geçebilir miyiz? Geçeriz. Nasıl geçeriz? Başbakanımız Tayyip Erdoğan buradan el atarsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Peki sizler daha önce herhangi bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Bundan 10 sene önce dolandırıldım, evet. İşte böyle çeyiz satıyoruz, ne bileyim havlu, patik satıyoruz diyerekten verdiler. Ondan sonra da geri paramızı alıyoruz diye geri ürünleri alıp parayı iade etmediler. O şekilde bir olay başıma geldi yani. Peki bunu uygulayan vatandaşlara herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Bizi aldılar mı? O kişileri ben bulamadım çünkü bir bayandı, kucağında çocukla gelmişti. Ben de yani acıdım, üzüldüm. O çocuğu evime aldım, o bayanı. Çocukla sofraya tutturdum, yemek yedirdim. Sonra anladım ki dolandırıcı olduğunu. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Hayırlısı neyse olsun. Ekonomik şartlar falan çok pahalı yani her şey. Dediğim gibi Başbakanımız Sayın Erdoğan buna el atarsa daha iyi olur. Ekonomik sıkıntılarımız çok yüksek. Parasızlık olabilir, işsizlik olabilir, artan nüfus, enflasyon hepsi bunların sebebi olabilir. Peki sizce bu artan hırsızlığın önüne geçebilir miyiz? Hayır, geçemeyiz. Enflasyon arttıkça insanların alım gücü azalıyor, parası azalıyor. Yani çalışma alanları azalıyor. O yüzden hırsızlık olayları da artıyor haliyle. Peki sizler daha önce herhangi bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Ben kalmadım çok şükür ama benim komşumun evini evindeyken soyuyorlardı. Yani birçok kişinin başına gelebiliyor. Sizler yeteri kadar tedbir alıyor musunuz hırsızla uğramamak için? Yani en fazla kapımızı kilitleyip çıkıyoruz. Çok bir tedbirimiz yok açıkçası. Ekonomik olaylar, ekonomi politikası. Başka hiçbir şey değil. Burada 10 TL ediyor. Millet de kapıyı peceyi her tarafı söküyor. Satıyor kardeşim. Ne yapsın? İş yok, güç yok. Peki ya bunun önüne geçebilir miyiz bu hırsızlık olaylarını? Önüne geçmemiz çok zor bu ortamda. Geçemeyiz yani. Peki siz daha önce hiç böyle bir hırsızlık olayına denk geldiniz mi? Maruz kaldınız mı? Geldim tabii, evet. Hayvanlarım çalındı. Evet. Peki herhangi bir tedbir alıyor musunuz hırsızla uğramamak için? Ya tedbir alsan ne olacak ki? Adam çalacaksa yine çalıyor yani. Önüne geçemiyorsun. Zaten yaptırımı da yok suçun. Bu artık böyle gidecek yani. Ya ekonomik.
Hırsız zaten yine hırsız. Hırsızlığını yapmaya devam ediyor. Bırakmıyor ki. Meslek edinmiş. Yani ekonomik yönleri de var. Hırsızlığı yani ne bileyim yani şu an ekonomik olarak da yani. Bence yani ekonomik olarak bakıyor. Peki sizce Kayseri'deki artan hırsızlığın önüne geçebilir miyiz? Tabii ya geçebiliriz yani. Güvenlik arttı mı? Eğer yani ne bileyim ceza da caydırıcı olsa var ya. Cezalarımız yani biraz caydırıcı değil bence yani benim görüşüm. Cezalar caydırıcı olsa var ya inanır mısın? Yapamaz onu ya. Peki sizler daha önce herhangi bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Evimizi açmaya şey yapmışlar, yelkenmişler ama açamamışlar. Bir daha da öyle bir şeye rastlamadım yani. Peki sizler bundan sonra tehditlerinizi arttırdınız mı? Hırsızlığa uğramamak için herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Tabii şu andaki oturduğumuz ev kameralı, işte sitemiz. Herhangi orada bir hırsızlık falan olmuyor yani. Güvenlik şeysi tam kafatası olduğu için hırsızlık falan olmuyor şu an. Vallahi bu hırsızlık sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin genelinde hatta dünyanın genelinde artmaya başladı. Temel sebep de bunun bazıları tarafından bir meslek haline getirilmiş olması ve ikincisi cezaların yetersiz oluşu. Eğer bunlara ciddi cezalar verilse sanıyorum bunlar bu kadar cesaret edemezler hırsızlık yapmaya. Yani temel sebep biraz cezaların yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani caydırıcı ceza yok. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu böyle. Sadece Kayseri'de de değil. Maalesef durum bu. Peki ya sizce ne tür cezalar uygulanabilir? Şimdi ben bu tür cezalar diye söylemem şu anda doğru olmaz ama daha yaptırımı güçlü ceza olması lazım. Yani bu işi yapanın biraz canı yanması gerekir. Nasıl yanacaksa artık onu hukuk koyucuların düşünmesi lazım. Nasıl bir ceza olacağını. Sizler daha önce herhangi bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Henüz kalmadım. Peki kalmamak için herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Genelde tedbir alırım. Tabii. Yani kapıları kilitleme, kilitleri sağlam tutma, ne bileyim, arabamı sağlam yere park etme gibi. Yani tedbirimi almaya çalışırım. Ekonomidir doğal olarak. Maalesef fiyatları görüyoruz. Mesela Aralık ayında Covid sebebiyle içeriye girdim. 14 gün. Dışarı çıkımda her şey değişmişti. Tuvalet kağıtlarından değil mi? Gıdaya her şey değişmişti. Yani ekonomiden öte bir bulamıyorum ben bunun için. İnşallah her şey düzelir. Yani 14 günlük süreç içerisinde bile fiyat artışları meydana geldi. Evet, artık 14 gün değil. Bugün, yarın, sabah, akşam raflardaki fiyat farklarını görüyoruzdur. Bu serbest piyasanın vermiş olduğu etki, denetlemenin daha sık yapılması gerekiyor. Hele ki Kayseri'deyiz. Ticari mantığı da düşününce, pazarlık payını da üstüne koyunca doğal olarak fiyat farklarında müthiş farklılıklar var. Yani artıştan ziyade fiyat farkları konusunda bir an evvel bir tedbir alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sizler daha önce herhangi bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Hayır. İnşallah kalmam. Tedbir alıyor musunuz kalmamak için? Yani tedbir almaya gerek yok zaten. Aldığımız maaşı gıda için harcadığımız için çalınacak bir şey yok bizde. Yani hırsızlar kime gireceğini biliyor zaten. Biz o değiliz.